geldiniz. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Merhaba. Başkanla Akşam Çayı programına hoş geldiniz. Durun bakalım. Efendim, yüz yüze görüşelim istedik. Mesajlarla, videolarla değil de bu sefer yüz yüze görüşelim, konuşalım, dinleyelim. Halinizi, ahvalinizi dinleyelim. Hem hal olalım istedik. Bunu öteden beri yapıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi bu faaliyeti yapıyor biliyorsunuz. Bugün de mekanlarda buluşuyoruz, sizleri dinliyoruz. Bugün burada belediyenin bütün yönetimi burada. Belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz hepsi aranızda oturuyorlar. Sizleri dinlemeye geldik. Başkan temsilen hepsi adına sizlere hem belediye faaliyetlerini anlatacak hem de sizlerin sorularına cevap verecek. Nuri Paşa Mahallesi'ndeyiz. Zeytinburnu'nda 13 mahalle var. Bugün biz 6. mahalledeyiz. Ve Nuri Paşa da hepimiz adına bizlere belki hoş geldin demek ister. Sayın Muhtarımız Yılmaz Kaya. Kıymetli Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Belediyemizin değerli birim müdürleri, basınımızın yüzde temsilcileri, Zeytinburnu Haber, İstanbul Times, değerli misafirler, Nuri Paşa'mızın kıymetli mahalle sakinleri, hepiniz başkanın akşam çayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli başkanım, sözü sahibine bırakmadan önce, size bırakmadan önce bir konuya değinip fazla vaktimizi almayacağız, vatandaşlarımızla buluşmanızı inşallah temin edeceğiz. Son zamanlarda, son yıllarda inanın başkanım muhtarlıklarımıza en fazla gelen, telefon eden, arayan, dilek temelinde bulunan, şikayet eden, soru soran, bilgi almak isteyen vatandaşlarımız hep kentsel dönüşümle ilgili bizleri rahatsız ettiler. Biz de sizlerden aldığımız bilgilerle, büyükşehirden aldığımız bilgilerle elimizden geldiği kadar onları haberdar etmeye çalıştık, bilgilendirmeye çalıştık ama takdir edersiniz ki bizler de takip ediyoruz. Sağ olun, siz göreve geldikten sonra bırakın kentsel dönüşüm projelerini. Bekleyen duran yerleri bile başlattınız. Zeytinburnu'nda belli yerlerde projeler var. İnşallah biz bu akşam bu projelerden birkaç tanesinde Nuri Paşa'da sözünü almak için, müjdeli haber almak için sizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Muhtarımız Yılmaz Kaya'ya biz de teşekkür ediyoruz. Ben de iki hususu hatırlatıp mikrofonu başkanımıza takdim edeceğim. Efendim pandemi resmen bitmedi biliyorsunuz. Dolayısıyla benim gibi maskenizi mutlaka takınız. Bir şeyler yiyip içtiğiniz anlar dışında maskeniz takılı olursa bu yeni yeni varyantlardan da daha az etkilenmiş oluruz. Bu konuyu uyarmış olayım. İkincisi ise programımızın akışını beyan etmeyi unuttum. Şimdi başkanımızın hitabından sonra sizlere mikrofonu vereceğiz. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bize sesli olarak mikrofondan başkana hitaben ileteceksiniz. Onların hepsini tek tek not alacağız ve hepsini birden toplayacağız. Cevap vereceğiz. Tek tek bir topluca cevap vereceğiz. Usulümüz de bu şekilde olacak. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Aksoy'a takdim edeceğim. Evet, çok değerli AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız, Nuri Paşa Mahallemizin değerli muhtarı Yılmaz abimiz, Nuri Paşa Mahallemizin güzel insanları, değerli
mesai arkadaşlarım, belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, müdürlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Nuri Paşa mahallemizdeyiz. Genç kardeşlerimiz dolayısıyla biraz coşkulu bir başkanla akşam şeyi olacağı benziyor. Fakat böyle her söylediğimizi alkışlarsanız geceyi tamamlayamayız. Biraz sohbet etmemiz lazım. Değerli komşularım, Mustafa Bey'in de söylediği gibi başkanla akşam çayı adı altında biz her yıl bir mahallenin elverişli bir mekanında, bir kahvehanesinde sizlerle bir araya geliyoruz. Şu sandalye dağılımı bir bitsin, ayakta bekleyen hemşehrilerimiz de bir otursun, ondan sonra devam edelim. Görevli haricinde ayakta kimse kalmazsa iyi olur. Mustafa Bey hoş geldin. Başkanım sevindiniz çok, o yüzden ayakta. Sağ olun, eksik olmasınlar. Allah eksiklerini göstermesin. Değerli mahalle başkanımız da burada. Değerli hemşehrilerim, biraz önce de söylediğim gibi bu buluşmalarımız aslında bizim belediyenin bütün yönetimiyle, meclis üyelerimizle birlikte sizlerle hasbihal ettiğimiz, sohbet ettiğimiz programlarımız bizim. Biz yönetimi şöyle görüyoruz. Bu aslında sadece benim kanaatim değil. Değişen dünyada artık yönetim 5 yılda bir yetki alıp 5 yıl sonra hesabını vermek şeklinde yürümüyor. Biz birlikte yönetiyoruz aslında Zeytinburnu'nu. Bu toplantılarımızı da bu birlikte yönetmenin bir aracı olarak görüyoruz. Her yıl bir mahallede durum nedir, şikayet, talep, istek, dilek, temenni nedir, bunları alıyoruz. Buradaki bütün yönetici arkadaşlarımız sizi dinliyorlar ve ona göre yeni bir politika geliştiriyoruz. O bakımdan bu toplantıları çok önemsiyorum. Değilse biz zaten bireysel olarak bulabildiğimiz her fırsatta, düğünde, cenazede, esnaf ziyaretinde veya evde bir araya geliyoruz. Ama bu toplantılar bütün Zeytinburnu Belediyesi yönetiminin sizi dinlediği toplantılar. O bakımdan ben bu giriş konuşmasında muhtarımızın sorusunu da ya da gündemini de birinci soru olarak yazdım. Belediyenin herhangi bir faaliyetini anlatmıyorum, anlatmayacağım. Çünkü zaten Zeytinburnu'nda yapıp ettiklerinizi bildiğinizi düşünüyorum. Hep birlikte yapıyoruz bunları. Yapıp ettiklerimizin büyük bir kısmı zaten görünüyor. Görünmeyenleri de inşallah sorular çerçevesinde açarız. Dolayısıyla bu toplantılarımız bizim bir dinleme toplantısıdır. Anlatmaya gelmedik. Anlatmaya geldiğimiz dönemlerde oldu, gene olacak inşallah, ama bu toplantıda size daha çok söz hakkı doğsun diye, size daha çok söz hakkı kalsın diye tamamen sizin belirlediğiniz gündem üzerinden bir sohbet yapacağız inşallah. Bu toplantımızın Nuri Paşa mahallemiz için, Zeytinburnumuz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu büyük ilgi için, bu güzel ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlerle bir araya gelmek üzere şimdi evlerinizde oturmak varken buraya gelip bizi dinlediğiniz için, bu toplantımıza katıldığınız için, güç verdiğiniz için de ayrıca hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben arkadaşlara mikrofonu bırakacağım, sorularınızı not edeceğim inşallah.
dilimizin yettiğince, gücümüzün yettiğince sorularınıza cevap vereceğim. Ama elbette sadece soru değil, ayrıca bir şey söylemek isteyen değerli komşumuz vaktin el verdiği ölçüde söyleyebilir, dileklerini, temennilerini iletebilir. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sübel Mahallesi sakinlerim benim. Başkanım, bizim ilk önce kentsel dönüşüm. Şimdi binada herkes birbirini anlaşamıyor. Buna devlet gazına vurmadığı sürece hayatta olmaz. Bir de bu Afganlılar, Suriyeliler üç kişi diye evi tutuyorlar. Sonra bir hafta sonra 10 kişi oluyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? 3-5 yer tutuyorlar. Orada şikayet olduğu zaman oraya gidiyorlar. Oradan şikayet olduğu zaman oraya gidiyorlar, böyle dolaşıyorlar. Bunu da biz kenar tutuyoruz, bizim emlakçılar. İşte yüksek kira aldıkları için. Bir de benim özel şahsi sorun var, onu en son söyleyeceğim çıkarken. 2B arazileri için. Hiçbir yerde netice alamadım, onu en son söyleyeceğim. Kimsenin aklını almayayım, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İsminizi söyleyip mikrofonu yaklaştırırsınız. Ben de Elif olacağım. Ben Nurpaşa eski Sümer Mahallesi eski mahalle sekreteriyim. Benim Ömer Başkan'la sorum var. Ömer Başkan ilk Peçin Vadisi'nde hiçbir bayanlığın ve dedim bundaki hiç kimsenin işsiz kalmayacağını söylemiştiniz. Ama ben 1,5 seneden beri kapınızı açındırıyorum, geliyorum, gidiyorum ve bütün kapılar yüzüme kapanıyor yaz sınırından dolayı. Onun için de size çok 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 kez söyledim. Sürekli bizi yönlendirdiniz kariyer merkezi. Ama kariyer merkezinde şu ana kadar hiçbir şekilde hiçbir dönüşü olmadı. Ben 1,5 seneden beri sigorta tutdum. Peki bu sorun ilk başta verdiğiniz şey buydu mesela. Sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Ben sizinle birebir de görüştüm. Aradım da sizi. Ama hiçbir yanıt, hiçbir şey bulamadım. Ve ben bunu yani hak ettiğimi düşünüyorum. Ben çok koşuldum, çok mücadele ettim. Ve bu yaştan sonra da rahat bir işte çalışmak istiyorum. Rahat işlediğin yani masa başları istemiyorum. Bir temizliğim için yani bu sorunumu halletmenizi istiyorum. Sizden özellikle bu yüzden geldim. Artık benim sabrım kalmadı. Siz bana sabredin dediniz ama 1,5 sene oldu. Başkanım yani. Ben artık iş istiyorum. Peki Çağrı Hanım, teşekkür ederiz sorunuz için. Hemen yan tarafta bir beyefendi var. Buyurun. Sayın Başkanım, önce hoş geldiniz. 1973'ten beri Zeytinburnu'nda Abdullah Aydın. 1973'ten beri Zeytinburnu'nda hizmet yapan bir esnafım. Biz Nuri Paşa'yla 503 sokaktan kentsel dönüşümle ilgili konuşmak istiyorum. Bayağı bir çalışmamız oldu. Bizim bir derneğimiz de kuruldu. Bu dernekle birlikte Sayın Yılmaz Kaya'nın da haberi var. Biz belediyenin buraya bir el atmasını, yani bizlere yardımcı olmasını her şeyden önce istiyoruz. Şöyle ki, biz bayağı bir çalışma yaptık. Tahmin etmiyorum ki hiç kimsenin bizimle birlikte olmamasını. Yeter ki biz bir sizin mühendis neydi? İşte yani. Mimarınız Sabri Bey'in yanına gitti. İdris Başkan'ın yanına gitmiştik. O beyefendi bayağı bizim projelerimizden memnun kalmıştı. Fakat bize her şeyden önce şunu çok iyi biliyorum. Herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini biliyoruz. Yani bu kentsel dönüşler mutlaka bizlere bayağı çok hizmet ve yardımcı olmanızı istiyoruz. Bizleri toplamanızı, belediyeye toplamanızı, biz bayağı bir araştırma yapmıştık daha öncelerden. Bayağı bizimle birlikte olan insan var. Biz 2 parsel yapmışız. Yine de orada konuştuğumuzda bizim projelerimizi çok beğenildi. Yani bize yardımcı olup da halkı oraya çağırıp sizin öncülüğünüzde herkesin de elini taşın altına koyarak mutlaka bir ilerlememizi sağlamanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz Abdullah. Herkese iyi akşamlar. Sayın Başkanım, mahallemizde böyle bir toplantı yaptığınız için teşekkür ediyorum. İsminiz ne? Ben bitişimizdeki parkın yanında oturan bu mahallenin sakinlerindenim. Yıllardır bu parkın korunması için çok müracaatlarda bulundum. Allah razı olsun, sizler bu parkı çok güzel bir şekilde koruma altına aldınız. Yalnız 20 gündür parkımızın ışıkları yanmıyor. Gece esnaf kapattığı zaman
dükkanlarını, ışıklar sönüyor. Haliyle bizim burası da zindan gibi bir karanlık oluyor. Bunu takdirinize bırakıyorum. İlgilenirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. İsminizi duyamadım. Zafer Er Yılmaz. Masadan devam edelim. Buyurun, dinliyoruz. Mikrofon yakın. Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Hayır. Ömer Yıldız, Zeytinburnu İşleme'de oturuyorum. Cezaevinden çıktım, iş bulamıyorum 2 senedir. Gidiyorum, işbura başvuruyorum aslında. Mağdurum yani, bir yardımcı olmanızı istiyorum. Peki. Bu gördüğünüz masa komple işsiz başkanım. Bütün gençlerden bakın. Arkaya bakın. Bu tarafı da var. Evet, Tümçer, devam tutun. Buyurun. İyi akşamlar, ben Erdoğan Çıtak. Sayın Başkanım biliyor ki daha önceden de bazı konuları aktarmıştık. Ama sorun devam ettiği için daha da görüşmek istedim. Sayın Başkanım, işsizlik biliyorsunuz herkesin en büyük sorunu. Sadece gıda sektöründe bile yabancılar çalıştırılmasa ciddi bir alan açılır. Lütfen yabancıları, ehliyetsizleri, sertifikasızları çalıştırmasak hem hijyen açısından olumlu bir gelişim olur hem de kendi insanlarımızın sigortalarını tamamlamaları için bir yol açılmış olur. İkinci bir sorunumuz da sokak hayvanlarıyla ilgili daha önceden yapılan yardımlar sekteye uğradı. Bu konuyu tekrar hatırlatmak istedim. Gelen yaparsanız sevinirim çünkü ciddi bir sorunumuz var. Masum kalmış çok ciddi hayvanlar var. Onlara bakmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Ben Sümer'de oturuyorum. Yalnız Nurpaşa'ya gelin geldim. Mecanız çok var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ömer Başkanım daha önce Sümer Mahalle çay sohbetinde söylemiştim. Benim oğlum gece işte gidiyor, saat 3'te geliyor. Geçen akşam oğlumun önünü kesmişler, elindeki cep telefonu beğenmemişler. Ben bekçi talep etmiştim ama bekçiler ne yazık ki çocuk diyor ki anne var orada kulübede oturuyorlar bile elektrik dairesinde orada diyor. Ya ben bunu söyleyeceğim bir konuda yardımcı olursanız sevinirim başkanım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ben Nurettin Soysal. Mert Caddesi'nde esnaflar, bu Bulvar Caddesi'nde, bu Mevlana Caddesi, bir de Rauf Denktaş Caddesi gibi ışıklandırma yapılamaz mı? Orası biraz oralara göre karanlık kalıyor da. Mert Caddesi. İkincisi yani bu dönüşüm için avcılar veya başka sektör daha hızlı ilerliyor. Bizde niye böyle bir ağır kalıyor bu dönüşüm? Teşekkür ederim. Evet. Başarınızın devamını diliyorum. İlhan Kuzgül ben. Öncelikle oradaki toplantınızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Zeytinburnu'ndaki halkın mutlu olmasını istiyoruz. Sosyal tesisleri, sosyal tesislerdeki imkanlar, yani Zeytinburnu halkına verilmesi, özelleştirilmesi, fiyatlar pahalanmasın. Her Zeytinburnu'ndaki insan gitsin sosyal tesisleri, istediği şekilde kahvaltısını yapsın, yemeğini yesin. Yani Zeytinburnu mutlu olsun. Benden bu kadar. Teşekkür ederiz İlhan Bey. Sümer'de ikamet etmeyin. Bizim kanayan bir yaramız var senelerden beri. Bir camimiz var. Camimizin inşaatı bitmedi. Ve bize söz verildi, cemaatimize söz verildi. Yani buradaki bütün millet cuma namazlarında, bayram namazlarında aynı camiye geliyorlar. Gelmiyor musunuz kardeşim? Ondan sonra camimiz beyaz inşaata verilmişti. Beyaz inşaat yaptı, taahhüt ettiği gibi kabasını yaptı, bir kısmını da yaptı, alt kısmı devreye soktuk. Fakat yağmur yağış camimizin içi aynen gece kondu gibi damlıyor. Yani artısı da var. Belediye başkanımız bize söz vermişti. Kendisi de burada. Belediye başkanımız bizi yalnız bırakmayacaktı. Ve biz tamamlayacağız demişlerdi. Yani beyaz inşaat camimizin inşaatı bittikten sonra yani onun arkasından bir sponsor bulacaktı.
veya bulamasa da kendileri devreye girecekti. Ama gördük ki kendisini geriye çekmiş. Bilemiyorum hakikaten. Yani biz kaç seneden beri o cami bir canlı cenaze. Ya yakışıyor mu bize? Soruyorum hocam, yakışıyor mu bize? Bu kadar cemaate yakışıyor mu? Ve yağmur yağış, dışarıda namaz kılınıyor. Ondan sonra merdivenler var. Yağmur yağdığı zaman ihtiyarlar düşüyor. Önüne bir yağmur gideri yapılması gerekiyor. Ondan sonra abdest alırken ayaklarını koyacak bir şey lazım. Paslanmaz boru koyması gerekiyor. Ondan sonra güzel bakılması gerekiyor. Yani bu camimizin bu sene yapılmasını istiyoruz. Artı önümüz Ramazan geliyor başkanım. Yani bu kadar cemaat, hani bir bu mahallede geliyor, öbür mahallede geliyor, öbür mahallede geliyor. Bu camimiz bizim burada bir bütün Zeytinburnu temsil ediyor. Artık'ın gereğini yapılmasını istiyorum. Ben bu kadar. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Doğma büyüme Zeytinburnu'yum ben. Ahmet Dervişoğlu ismi. Birkaç zaman önce ben iş başvurusuna gittim belediyeye. Orada bir vatandaş vardı arkadaş, sizden yetkili. Takım elbiseyle gitmiştim ben tabii. Diğer arkadaşlar normal kıyafetleriyle gelmiş. Vatandaşın karşısına çıktığımda bana şunu dedi. Biz belediye başkanı aramıyoruz dedi. Ben de kendisine dedim ki kusura bakmayın, sizi adam yerine koydum dedim. Bu lafı hak etti. Şimdi bir bu. İkincisi, belediyede Zeytinburnu haricinde eleman çalışıyor mu? Niye Zeytinburnu haricinde eleman çalışıyor? Bizim bu kadar işsizimiz var. Başkanım, kimse konuşmuyor. Ben de rapor olduğu için ben rahat rahat konuşuyorum. NASA karakolunun kapısından girip arka kapısından çıkarıyorlar beni. Tabii bana da bu raporu niye verdiler onu bilmiyorum. O sizin personelinizden de çoğundan da, çünkü çok böyle başıma şeyler geldi, çoğundan da akıllıyımdır. Zorlu Holding'de 8 yıl muhasebe yaptım. Vatandaşlar hep böyle kritik şeylerle konuşuyor Sayın Başkanım. Sizin yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Bize reisin kendisi lazım. Olur. Yani olur. Yapacağımız başka bir şey yok. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Yakın tutar mısın? Mikrofonu yorulmuştum. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Ben Doğu Türkistanlıyım. Osmanlı Türk'üyüm. Yani Zeytinburnu'da bayağı 25 sene oldu yaşıyorum. Çok güzel. Çok seviyorum, sevdiğim için kaldım. Ama ben biraz ayağım kırıldı zaten. İş yapamıyorum. Bana dulluk maaş bağlamaksız. O kadar. Teşekkür ederim. Aynımızın gelir yani. Yardım edin. Hoş geldiniz. Adım Mustafa Koç. 55-3 Kokak sakinliğindeyim. Bu kentsel dönüşüm olayı için aynı konu yere gündeme geldi. Çok araştırma, Mustafa Koç. Bu çok araştırmalara göre olası bir depremde ve hatta Zeytinburnu birinci bölge. Yani 16 milyon nüfusu olan bir İstanbul'da yani 10 milyon yıkan öleceği söyleniyor. Yani 6 milyon yıkan kalacak deniliyor. Yani bir an evvel bu kentsel dönüşüm olayıyla hani bizim binalarımızı yeniden bekini istiyoruz. Bunun için sizden bir ricamız olacak. İkincisi de benim oğlum 4 yıllık bilgisayar mühendisliğini okudu. Mühendisliği? Bilgisayar mühendisliği. Ve İşkur'dan belediye yönlendirdi. Belediyedeki birebir mülakata geldi benim oğlum. Ve mülakatın çok iyi geçtiğini söyledi. Fakat bize hiçbir dönüş olmadı. Yani oldu veya olmadı diye bir cevap bir şey söylenmiyor. Bu oğlumun adı da Hakan Koç. İsterseniz oraya not alın. Adresi falan her şey mükemmeldi. 40 yıllık Zeytinburnu sakinliği. Teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Mustafa Bey'e de. Sayın Başkanım, bu ev kiralarından ve pahalılıktan ben bahsetmek istiyorum biraz. Gerçekten hayat çok pahalı. 2800 lira maaş alıyoruz, 2,5 milyar kira ödüyoruz. Geçimimiz çok zor.
asgari ücrete zam geldi ama bunun zamın faydası bir şey fayda etmedi. Yani bunlara bir çözüm nasıl olacak, ne zaman çözülecek? Pahalılıklar hiçbir zaman çözülmüyor. Yağ şu anda bildiğiniz üzere altınla yarışıyor. Nasıl bir şeyler yapabiliriz bunlara? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Adım Serhat Dervişoğlu. Benim bir mazuratım olacak. Yeşiltepe'de ikamet ediyorum. Bu Adil Emer Belci Okulu'nda biz şey yapıyorduk, futsal oynuyorduk. Ne? Efendim şimdi... Ne oynuyor? Futsal. Efendim şimdi o salonu bize vermemeye başladılar. Yani biz sorunsuz şeysiz gidiyorduk, kirletme falan yoktu. O salonu bize vermemeye başladılar. Bunun için dedim, size bir danışayım dedim. Yani biraz yardım etseniz. Gençlerin başka zaten aktivitesi yok, spor yapamıyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Bir kez de dönüşüm olacak bence. Yardımcı olacak. İkinci yardımcı bir tarafı. Bir tarafı bulamadık. Fakat bizim bitişimizdeki bina kapısı yokmuş. Kapısı olmadığı için biz hani vereceğiz müteahhit ama iyi de müteahhit bulamadık zaten. Nasıl olacak? Ağır sokakla diğer sokağın arası olduğu gibi verelim istiyoruz ama sana benim bitişimde Hasan Yeşilbağ'ın yerinde tapu yokmuş. Tapu aldı. İnsanlara mı niyon oldu? Kimse ilgilenmiyor. Nasıl yapacağız bunu bilmiyorum. Ders öğreneceğiz. Tapusuz olmaması lazım. Tapusu vardı daha önce. Falan sattan aldı. Uzuna sattı. Uzuna sattı. Geçti gitti ya. Bitişimdeki bina benim. Daha önce de şey yıkmıştı. Önceki başkanın zamanında iki katı Murat Aydın zamanında iki katı yıkıldıydı çatıya. O yüzden çocukları hiçbir binaya sahip olamadılar. Bunlardan bir sorun. Alanlardan bir kimde sorun bilmiyoruz. Tapusu yok demiş. Ben anladım. İsminiz neydi onun? Şerife Varlı. Yani o bölgede 65'te sokak A sokak o bölgede anlaşıyor bütün binalar. Annemlerin müstakil binası. Müstakil ev. 2 katlı 3 katlı. Binalarla ve çevredekilerle anlaşıyorlar ama yandaki binada tapu sıkıntısı olduğundan dolayı kentsel dönüşme müteahhitler yanaşamıyor. Yapamıyoruz diyorlar. Nasıl ayıracağız? Nasıl bulacağız? Yani en büyük sorunlardan biri de bu. Yani birleşiyor insanlar ama birleşince de bir sorun çıkıyor, halledilemiyor bir türlü. Herkes aynı kafadan bir ses çıkarıyor ondan sonra. Yani en büyük dertlerden biri bu şekilde yani. Kentsel dönüşüm bu, el atılması lazım. Ya belediye ya devlet el atmadığı müddetçe bu şekilde olmaz yani. 3 sene sonra, 5 sene sonra veya 10 sene sonra bu deprem olduğu zaman bu insanlar binaların altında kalacak yani. Eski binalar yani. Ben 40 yaşıma dayandım. Doğma büyüme zeytinburnuluyum. Annem de öyle. 50-60 senedir buradalar. Yani bu çileyi bitirmemiz lazım. Başka türlü olmayacak. En büyük dert bu. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Soruldu kentsel dönüşüm. Başlarım öncelikle ben Tunç Hızlı. Hoş geldiniz, var olun. Allah yokluğunuzu göstermesiniz. Elinizden geleni yapmışsınız. Tunç mu ismi? İsmim Tunç Hızlı. Evet, Sayın Başkanım, Allah yokluğunuzu göstermesin. Hoş gelmişsiniz, var olun. Diyeceğim bu kelime. Elinize gelen zaten varsa yapardınız siz. Peki Tunç, teşekkür ediyoruz. Tunç kardeşim. Hoş geldiniz başkanım. Buyurun. Ben çırpıcı ile ilgili bir soru soracaktım. Yine kentsel dönüşümle ilgili bir soru. Malum uzun yıllar oldu, 7 senedir bir yıkık. Şimdi de son dönemde sizin afişlerinizi görüyorum. İdris Tekbaş. Onunla ilgili bilgi almak istiyordum. Yeni düzenlemeyi mi kastediyorsunuz? Hayır, çırpıcıda bir çınar sokaklar var diye. Çırpıcı ile ilgili. Evet, büyük ada olarak. Anlaşılabilir. Muhtarım. Başkanım kusura bakmayın. Açık mı? Başkanım, kusura bakmayın ama benim bir maruzatım daha var. 55-3 sokakta bir kaç seferdir ben müracaatım buldu. Girilmez tabelesi astırdım arka taraftan ama bir tek yön olması gerekirken yine tek halen giriliyor oraya. Bir de bir tümsekle bir kapan istiyorum ben eğer mümkünse. Çok yazışmam oldu, bir türlü cevap alamadım. Peki, Abdurrahman. Değerli hemşehrilerim, değerli basın mensuplarımız, söz alan, değerlendirmede bulunan bütün komşularımıza çok teşekkür ediyorum.
Mustafa Bey de söyledi, bugün Nuripaşa'dayız ama daha önce gittiğimiz mahalleler de dahil olmak üzere hemen bütün mahalleden, bu civardaki bütün mahallelerden gelen hemşehrilerimiz, komşularımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Zaten biz bunu ilan ediyoruz. Çok da önemli değil ama mahallelerin ayağına gidelim diye diyoruz. Muhtarımız memnun, ben merkezi bir mahalleyim. O bakımdan herkes bana gelir diyor. Biz de memnunuz doğrusu. Şimdi ilk soru muhtarımızın söylediği de soruydu aslında. Bir değerlendirmeydi. Kentsel dönüşüm. Epey bir soru kentsel dönüşümle ilgili. Ben önce kentsel dönüşümle ilgili genel bir bilgi vereceğim. Sonra not edebildiğim kadarıyla her biri için birer cümle, ikişer cümle ya da diyelim ki soruyu görünce bu soruyu cevaplamıştım dersem belki yeniden dönmek zorunda kalmayacağız. O bakımdan bu ilk soruyu biraz uzunca anlatmam lazım. Çünkü neredeyse soruların yarısı kentsel dönüşümle ilgili çok beklediğimiz bir şey. Önce şunu söyleyeyim. Biz 2019'da aday olduğumuzda bütün bu mahalleyi sokak sokak dolaştık. Bütün buralarda konuştuk. Bütün konuşmalarımız kayıt altında. Ve çok hepinizin bildiği gibi çok iyi bir rekabet oldu. Öyle diyelim. Yani çok zorlu bir seçim yarışması, zorlu bir seçim maratonuydu. O bakımdan hepimizin çok beklentiye uygun şeyler söylememiz gerekirdi. Öyle düşünülmüştü ama bu kardeşiniz daha önce defalarca söylediğim gibi 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi'nde, 2 yıl Toplu Konut İdaresi'nde, 2,5 yıla yakın da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşar ve bakan yardımcısı olarak çalıştığım için ve bir ilçe belediyesinin kabiliyetinin, imkanının, yeteneğinin ne olduğunu bildiğim için çok dikkatli cümleler kurdum. Hatta bir kısmı şu anda burada olan meclis üyesi adaylarımız ya başkanım biraz umut versen iyi olur. Zor bir seçim dedikleri vakidir, onlar biliyorlar. Ben dedim ki hayır, biz bu seçimi Allah'ın izniyle alacağız. Ne söylersek o bizim taahhüdümüz olur. Beklenti neyse, gerçek neyse onu söylemek zorundayız dedim. Orada söylediğim şeylerden bir tanesi şuydu, hatırlayın. Hiç kimse hatırlamıyorsa burada Murat kardeşim, Taylan kardeşim hatırlar. Kentsel dönüşüm bir ilçe belediyesinin tek başına altından kalkabileceği bir iş değildir dedim. Birinci madde budur. İkinci madde, kat artışı yoluyla kentsel dönüşüm yapılamaz. Çünkü orada da bilgiden dolayı onu söylüyorum. İlave her bir konut için donatı ayırmanız gerekir. Zeytinburnu Belediyesi'nin Zeytinburnu'nun kentsel dönüşümü teşvik eden zaten bir imar planı var demiştim. Buralar hatırlatma. Hepimiz çabuk unutuyoruz çünkü. Seçim oldu. Seçimden hemen sonra 9 Nisan'da ben belediyeyi devraldım. İlk toplantı yönetimin meclisin seçimi toplantısıydı. Olağan ilk toplantımız Mayıs toplantısı. Mayıs ayına ilk teklif ettiğimiz iş, bu da belgelerle sabit, Zeytinburnu Belediyesi'nde yeni bir müdürlük kurduk. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü. Neden? Çünkü kentsel dönüşüm meselesi Zeytinburnu'nun önümüzdeki 20 yılının gündemidir dedim. O zaman daha Elazığ yok, Silivri yok, İzmir yok. Mayıs 2019 değerli komşularım. Dolayısıyla biz bu meselenin elbette zaten ben 30 yıldır burada yaşıyorum. Biliyorduk ve farkındaydık ve ben yine seçim, bunları niye hatırlatıyorum? Hani ben sözlerinden mesulüm demek için aslında. Etraflıca konuşuruz, devam edeceğim inşallah. Ve ben şunu söyledim. Zeytinburnu'nda iki tanesi belediyenin başlattığı, yani yıktığı ama maalesef yeniden yapılamayan bir tanesi sorular arasında var. Onu ayrıca orada açıklayacağım ama söyleyelim.
Veli Efendi de büyük bir kısmı Veli Efendi de olan Veli Efendi Çırpıcı, Çırpıcı diye biliniyor. Ama büyük bir kısmı Veli Efendi de biliyorsunuz. Özel sektör tarafından yıkılıp maalesef tıkanan, sadece yıkılan binalarla kalan bir mesele vardı. İki tane yerde de yine yıllardır uğraşılan meseleler vardı. Buralarla ilgili somut olarak çözeceğimize söz verdik. Tekrar edelim. Kur'an sitesinin yıkıldıktan sonra etrafının da genişletilmesiyle meydana gelen 5 telsizdeki Kur'an sitesinin olduğu yer, 5 telsiz kentsel dönüşüm projesi. Hak sahipleriyle görüştük ve dedik ki biz burayı çözeceğiz. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin karşısında yine tamamı riskli olanların yıkılıp maalesef proje geliştirilmeyen bir yer vardı. Onlarla bir araya geldim. Meseleniz meselemizdir, çözeceğiz dedik. Çırpıcı Veli Efendi ile ilgili de bir araya geldik. Detaylarını ilgili soruya cevaplarken anlatacağım. Orada da meseleniz meselemizdir dedik, çözeriz dedik. İETT bloklarının yıllardır bir imar planı meselesi vardı Merkez Efendi Mahallesi'nde. Çözeceğiz dedik. Arnavut Mahallesi'nde benden önce, henüz ev yıkılmamıştı ama yıkılan ev yok ama benden önce uzun yıllardır devam eden bir proje vardı. Onlarla da konuştuk, dedik ki buraları biz çözeriz. Şimdi bu projelerle ilgili zaten Çırpıcı dışında soru yok. Bu biraz önce hızlıca geçtiğim projelerin tamamını yoluna koyduk. Çırpıcı'yı ayrıca anlatacağım. Nasıl yoluna koydunuz? Biz bir ilçe belediyesiyiz. Bizim kapasitemiz, imkanımız belli. Bunu şimdi belediye başkanı sıfatıyla söylediğim gibi belediye başkan adayıyken de aynı cümlelerle kentsel dönüşüm bir ilçe belediyesinin altından kalkabileceği bir iş değildir. Aynen bu cümlelerle söyledim. O bakımdan bir defa bunu hatırlatmak istiyorum. Fakat buna rağmen biz burada yaşıyoruz. Ben bir taraftan da o zaman yine söyledim, hala bu sözümün arkasındayım. Biz iktidar partisinin, AK Parti'nin mensubuyuz. Ben AK Partili bir belediye başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Zeytinburnu'nun her bir sorunu için bizimle ilgiliyse yaparız, değilse ne tarafla ilgiliyse gider uğraşırız dedik. Bu da bizim sözümüz. Dolayısıyla bu başlattığımız kentsel dönüşüm projeleri söz gelimi telsizdeki kentsel dönüşümün evlerin yıkılma tarihi 2017. Arkadaşlar 2017 yılında yıkılmış. Şu anda inşaatı yeni yükseliyor. Geldik biz çözdük. Kur'an sitesinin yıkımı benim bildiğim kadarıyla 2016. Bir sene önce. Hala yeni yapılıyor. O kadar kolay değil, onu söylemek istiyorum. Buraları çözmek o kadar kolay değil. Kağıt üstünde kolay görünüyor, o kadar kolay değil. Rezerv konutlara karşılık olsun diye Veli Efendi işçi bloklarıyla konuşuyoruz. Hazır ev var, öbür tarafta bir riskli yapı var ama anlaşma sağlanamıyor. Arnavut Mahallesi'nde benzer sorunlar yaşıyoruz. Hani belediye girsin diyen arkadaşlar için küçük bir hatırlatma. Bu bizim gerçekten bütün belediyedeki arkadaşlarla birlikte, ilgili arkadaşlarla birlikte yani belediyecilik ömrümüzü adadığımız bir iş. Fakat o kadar kolay değil. Ama şunu yaptık biz. Bu söz verdiğimiz bütün yerleri, Çırpıcı'yı anlatacağım, diğerlerin tamamını yoluna koyduk. Bizimle ilgili olanları başlattık. Diğerlerini yoluna koyduk. Çırpıcı'yı ayrıca anlatacağım soru geldiğinde. Bir de buradaki evlerin kendiliğinden hak sahipleri tarafından yıkılıp yeniden yapılmasını teşvik edecek bir imar plan düzenlemesi yaptık. Çünkü bu yıkılıp yeniden yapmanın bir maliyeti var. Bu demin bahsettiğim Toplu Konut tarafından Zeytinburnu Belediyesi ve TOKİ tarafından birlikte yapılan yerde de hak sahipleri bütün maliyeti karşılayacaklar. Bu vesileyle onu da söyleyelim. Bütün maliyeti, üstelik maliyet henüz belli değil, bütün maliyeti oradaki hak sahipleri karşılayacaklar. Başka bir, sakın ha başka bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bu imar plan düzenlemesi biraz mühendislik işi. Burada mühendis olanlar zaten biliyorlar ama genel olarak hepimizin anlayacağı tarzda söyleyeceğim şey şu. Biliyorsunuz bizim çatı dublekslerimiz vardı. Son kata bağlı olarak, bağımsız satılamayan, son kata bağlı bir yarım kat diyelim. Çatı arası piyesi. Bildiğimiz tabirle dublekster.
o bağımsız birimi son kata bağlıyor ya, müstakil satılamıyor. Bodrum'a alması kaydıyla onu tamamlama imkanı getirdik. Birinci büyük teşvikimiz o. Neden böyle? Demin dediniz ki yeni bir konut için ilave donat alanı geliştirmeniz lazım. O dükkan olduğu için donat alanı gerekmiyor. Üstelik orada zaten bir yarım kat vardı biliyorsunuz. İkincisi, ben adayken de söylüyordum, Zeytinburnu'nun imar planı ada bazlı dönüşümü teşvik ediyor diye 1000 metrekareden başlamak üzere bu teşvik vardı. Fakat Zeytinburnu'ndaki parseller çok küçük. Hepimiz biliyoruz 1000 metrekareyi toplamak büyük mesele. Bunu iki parselin birleşmesi halinde bile teşvik veren bir hale getirdi. Yani 500 metrekareye kadar iki parsel 500 metrekareyi tamamlaması şart değil. 500 metrekareye kadar %5, 500'de 1000 arasında %10 ve ondan sonra 15, 20, 25 şeklinde giden bir kademelendirme getirdik. Bunun dışında yolda kalıp, yani yıkılınca imar planında yolda kaldığı için yeniden yapılamayan parsellere ilişkin çözüm önerilerimiz var. Donatı alanında dediğimiz yeşil alanda, cami alanında, okul alanında kaldığı için yıkılamayan, yani yeniden yapılamayan daha doğrusu parsellere teşvikler getirdik. Velhasıl bizim bu yaptığımız imar plan düzenlemesi devraldıktan bu tarafa, sadece bu saydıklarım değil, bu 3 sayfalık uzun bir plan notu ama bir mühendislik işi, İstanbul'da örnek oldu. Diğer belediyeler şimdi bizi taklit etmeye başladılar. Çok da normal. Bütün emek zaten ortaktır. Öyle bakmak gerekir. Devraldıktan bu tarafa yaşadığımız her bir soruna karşılık gelecek, imar mevzuatı çerçevesinde çözülebilecek, bütün meseleleri çözecek bir plan düzenlemesi getirdik. Bunun dışında yeni bir yere girmeye niyetimiz yok. Bunu seçimde de söyledim, burada da söylüyorum. Neden? Biz varımızı, yoğumuzu katarak bu demin saydığım, bizim yaptığımız ve diğer çözmek konusunda söz verdiğimiz yerlerin zaten altından ancak kalkıyoruz ve bunları TOKİ aracılığıyla kalkıyoruz. Peki ne olacak bizim halimiz? Biz de tam o yüzden kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduk. Bu müdürlükte bir kentsel dönüşüm birikimi ortaya çıkacak. Buradaki hemşehrilerimize yardımcı olacak. Biz ayrıca Zeytinburnu'nun her tarafını analiz eden bir çalışma da yaptık. Ada bazlı gelince nasıl bir blok önerisi ortaya koyabileceğimize dair uzun teknik analizler yapıldı. Şimdi hemşehrilerimizin takıldığı bir mesele var. Gerçekten bu yani kentsel dönüşümü sormayan arkadaşlar için uzun olabilir. Herkesin anlaşmak zorunluluğu yok. 3:2 diye bir mesele var. Eğer malikler 3:2 oranında anlaşma sağlarlarsa geri kalan kentsel dönüşüm kanunu bunu emrediyor, buna bize yetki veriyor. Bize başvurursa satış diye bir yöntem var, bunu yaptığımız yerler var. Ama gerçekten bir araya gelmeniz zor, bunu zaten bizim yaptığımız projelerden de biliyoruz. İstekli arkadaşlar, istekli malikler, istekli kat sahipleri 3:2'ye ulaşırlarsa geri kalanını çözüyoruz. Şimdi hem muhtarım söyledi, hem burada hanımefendi, sokaklar belli. Bir araya gelirseniz biz size her türlü danışmanlığı arkadaşlarımız memnuniyetle verirler. Ben bu imar plan notu düzenlememizin Zeytinburnu'ndaki evlerin yıkılıp yeniden yapılmasında büyük bir imkan olduğu kanaatindeyim. Biraz piyasa düzelirse 2022'de bunu yıkılıp yeniden yapılma hususundaki binalardan bunu fark edeceksiniz. Onun dışında İstanbul'un ve Zeytinburnu'nun tamamının kamu eliyle, belediye eliyle belediyenin zaten böyle bir gücü yok da, diyelim ki TOKİ ile dönüştürülme imkan ve ihtimali yok. Bunu adayken de söyledim. Şimdi hasbelkader sizlerin desteğiyle Zeytinburnu'na hizmet etmeye soyunmuş ve hatta bütün ömrümüzü adadığım bir kardeşiniz olarak bunu samimiyetle söylemem lazım. İşin özü şudur. Gerçekten bu sağladığımız avantaj bireysel olarak bile parsellerin yıkılıp yeniden yapılmasında hak sahiplerinin üzerindeki yükü alıyor. Birinci madde. Donatı alanında kalan, yol alanında kalan parsellerle ilgili de büyük oranda çözdük. Ama bunların her bir
adasını ayrı ayrı çalışmak gerekir. Şimdi değerli hemşehrilerim, benim hem TOKİ'yle ile yaptıklarımız hem önünü açtıklarımızla beraber 3 yıldır gece gündüz neredeyse arkadaşlarımla birlikte çalışmamızın sonucu 1500 konut. Yani bu kamu eliyle o kadar zannettiğimiz gibi kolay bir şey değil. Ayrıca yeni bir yer ortaya çıkarsa, önümüze bir şey çıkarsa bunu da mutlaka maliklerle konuşacağımızı söylüyoruz. Ayrıca bizim de sözümüz, siz diyorsunuz ya 3/2'yi biz sağlayamıyoruz. 3/2'yi biz de sağlayamazsak zaten giremiyoruz. Bizim de sözümüz odur. Hatırlayın, rıza ve mutabakat diyorduk. Rızanın şartı ne? Kanun aradığı 3/2. Ben de 3/2'yi aramak zorundayım. TOKİ de girdiğinde aramak. Bu bizim sözümüz. Hani belediye gelsin, öyle bir devlet yok artık. Yani girdi ve halletti diye bir şey yok artık. Biz de kentsel dönüşüm için 3/2'yi arıyoruz. Muvaffakat arıyoruz. O bakımdan bu mesele zor mesele ama biz bir ilçe belediyesi olarak Zeytinburnu Belediyesi İstanbul'da bu hususta rekor sayıda konutu dönüştürmüş bir belediyedir. Gerçekten arkadaşlarımız alanında gerçekten uzman arkadaşlarımızdır. Somut talepleri olan arkadaşlarımız kentsel dönüşüm müdürlüğüne girerlerse ayrıca kendilerine hem ada bazlı tavsiyelerde bulunabilirler hem de bu anlaşma hususundaki konu anlatılabilir. Ama şunu söyleyeyim, bu bir mimarlık, mühendislik işidir. Tek başına bir hemşehrimizin, ablamızın, abimizin altından kalkabileceği bir iş değil. Sorular geliyor, belki orada cevaplayacağım. Bizim müteahhit önermemiz söz konusu değil değerli hemşehrilerim. Niye? Bu bir ticari meseledir. Ben bir kamu kurumuyum. Hepinizin bir fikri var. Herkes burada yaşıyor. Kim kaç konut yapmış? Bütün bunlarla ilgili zaten yasal teminatlar da var. Hani bir müteahhit söyleyin diye talepler geliyor, arada söylendi. Bizim bunu söylemek imkan ve ihtimalimiz yok. Çünkü herkes bir netice itibariyle bir müteahhit için bu bir ticari iştir. Bizim onların arasında bir tercihte bulunmamız doğru değil, söz konusu değil. Genel olarak kentsel dönüşümü böyle özetledim. Yine de aklınızda kalan bir şey olursa ikinci turda elbette cevap Kamil Bey, devlet el atacak dedi, aslında bunu söyledim. Ben Zeytinburnu Belediyesi, devlet bu arada bu vesileyle onu da hatırladığım iyi oldu. Devlet bu bahsettiğim evlerin yıkılıp yeniden yapılma meselesini bir hukuka bağladı ve şöyle avantajları var. Bunu da seçimlerde anlattım. Eğer bir bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisanslandırdığı, sertifika verdiği herhangi bir kuruluş tarafından riskli yapı kararı verilirse yıkıldıktan itibaren kira yardımı yapıyor. O yıkılan yer için alınan inşaat ruhsatından harç almıyor, iskanından da harç almıyor. Bu Türkiye'nin herhangi bir yerinde de böyle. Yani devlet de bir taraftan evlerin yıkılıp yeniden yapılmasını teşvik etmek üzere hem alacağı gelirden vazgeçiyor, ruhsat harcı ve iskan harcı belediyenin gelirden yoksun kalması demek, hem de kira yardımı yapıyor maliklere. Yıkılır yıkılmaz 18 ay otomatik olur. Niye 18 ay? Bir evin yıkıldıktan itibaren 18 ay içerisinde yenisinin yapılabildiği bilindiği için. 18 ay sürmez ya, 18 aylık kira yardımını da yapıyor. Bu da hazır aynı zamanda. Dolayısıyla evet, ekonomik itibariyle yıkılıp yeniden yapılmanın bir maliyeti var. Ama evlerin de bir maliyeti var, tıpkı araba gibi. Bunu seçimde de anlatmıştım. Arabalarımız eskiyor ve yenisini alırken dünya kadar daha para veriyoruz. Evler de uzun vadede eskiyor ya da bir şekilde riskli hale geliyor. Bunun bir maliyeti var. Buna hani devletin yapabileceği bir şey yok. Yapabileceğinin maksimumunu aslında yaptı. Dolayısıyla devlet el attı aslında Kamil Bey'in sorusuna cevap olarak. Biraz önce saydığım bütün hususlarla birlikte baktığınızda devlet bütün üzerine düşeni yapmış görünüyor. Tabii yeterli mi yetersiz mi, o maddi imkan meselesine söylenebilecek bir şey doğrusu yok. Yabancılarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hatırlayın 2019'da yine böyle
sizinle birlikteyken, aspar ederken yoğun bir yabancı şikayeti vardı. Düzensiz göç diyelim ona isterseniz. 2019 yılında ben o zaman söz vermiştim. 2019 yılında Zeytinburnu ilçe olarak Türkiye'nin en çok geri gönderme işlemi yapan ilçesi oldu. Bunu giden kaymakamımız söylemişti. Bana rakamlarla sabit. Devlet şimdi büyük bir kapasite geliştiriyor. İran sınırına duvar ördü. Tedbirleri yükseltiyor. Yükseltmeye devam edecek inşallah. Kiralar artıyor doğru ama orada şunu söylemek istiyorum. Bu toplantıların bir aslında faydası da o. Evde bir aile oturabilir değerli hemşehrilerim. Burada çoklu konaklama varsa, lütfen bizi veya Emniyet Müdürlüğünü arayın, ihbar edin. Çok yüksek cezalar yazılıyor. Bu arada onu da söyleyelim. Mal sahibine izinsiz konaklama dolayısıyla vergi, SGK ve aykırılık dolayısıyla çok yüksek cezalar yazılıyor. Bunu ben bu vesileyle söyleyeyim. Bu çoklu konaklama bazı ev sahipleri, benim haberim yok emlakçı verdi diyor ama cezalar ev sahibine gidiyor. Böyle maliklerin bunu takip etmek zorunluluğu var. Bunu çözüyoruz. Epey bir yerde bundan ceza aldı ve kapatıldı, mühürleniyor bir de 6 ay. O bakımdan bu çoklu konaklamayı çözmek kolay, dediğim gibi belediyeyi ve emniyet müdürlüğünü arayıp ihbar edebilirsiniz. Sadece tespit edilmesi lazım. Yani bir yerinde tespit edilmesi lazım. Şikayetle değil, emniyet kendisi tespit yapıyor. Çoklu konaklamayı tespit ederse gerçekten altından kalkılamayacak cezalar yazılıyor. O da kiraya veriyorlar. Çoklu konaklama yasak en kolay çözülebilecek bir şey. Buradaki nüfusu arttıran, yani yabancı nüfusunu arttıran hususlardan bir tanesi. Bunu her yerde söylüyorum. Bizi ya da Emniyet Müdürlüğü lütfen haberdar ediniz. Şimdi Cavide Hanım, doğru, biz defalarca konuştuk, tanışıyoruz da aslında. Fakat ben hiç kimse işsiz kalmayacak diye bir cümleyi kurmadım. Böyle bir şey insan tabiatına aykırı. Ben ne söylediğimi söyleyeceğim. Dediğim gibi gazeteler, televizyonlar burada söylediğimi söyleyeceğim ama hani hiç kimse işsiz kalmayacak demem için hani o zaman başka bir şey söyle. Hani bütün şeyimi unutmam lazım. Öyle bir şey yok, söz konusu değil. Söylediğim şey şu. Şimdi belediyenin görevleri arasında iş bulmak yok değerli hemşehriler. İş bulmak diye bir görevimiz bizim yok. Biliyorsunuz. Ama ben adayken de şimdi de her tarafta olduğu gibi, Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi burada da bir işsizlik meselesi var. İşsizlik problemi var. Tabii ki var. Ben adayken dedim ki burada Zeytinburnu'nda iş arayan personel arasında köprü kurmak üzere bir merkez hayata geçireceğim dedim. Bir kişinin işe yerleşmesine vesile olursak bundan memnun olurum dedim. Bunu 9 Nisan'da devraldık, 15 Mayıs'ta hayata geçirdik. Zeytinburnu Belediyesi bir mekan tahsis etti. Oraya 10 kişiyle başladık, 10 kişilik personel ayırdık. 15 Mayıs'ta kayıt almaya başladık. Bu zamana kadar 1650 kişinin 1676, son rakam Mustafa Bey aynı zamanda kariyer merkezimizin sorumlusu. 15 Mayıs 2019'dan bu zamana kadar 1676 hemşehrimizin işe girmesine vesile olmuşuz. Şimdi ben 5 kişinin işe girmesine vesile olsak bundan memnun oluruz demiştim. Çünkü biz bir kaynak ayırıyoruz, personel ayırıyoruz, mekan ayırıyoruz. Orada kullanılan programlarla ilgili harcamamız var. Derdimiz ne? Zeytinburnu'ndan daha çok hemşehrimiz işe girsin. Ayrıca başladığımız günden bu tarafa kadar Zeytinburnu'nda bulabildiğimiz özellikteki personeli başka hiçbir yerden almadık. Çünkü bizim ilan şartlarımızdan bir tanesi Zeytinburnu'nda oturmaktır. Belediye de insan kaynağı anlamında burayı kullanıyor. Kariyer merkezi benim de tabii ki işime yarıyor. Değilse eskiden kağıt CV'ler dolaşırdı ve bir daha dönmek mümkün olmazdı çünkü yığılırdı. Burası canlı bir veri tabanı. Şu anda Zeytinburnu'nda zannediyorum iş arayan 8 bin
11.800'müş. 11.800 iş arayan arkadaşımız var, hemşehrimiz var. Bir kısmı mevcut işi var ama daha iyi bir iş için burada kaydını tutuyor. Bir kısmının hakikaten işi yok vesaire. Bulabildiğimiz şey 1700 diyelim. 1700 kişiye ben iş bulmuşum. Bundan sonsuz mutluluk duyuyorum. Biz de başka bir soru da gelmişti. Zeytinburnu bazı özellikleri burada bulamayınca önce Zeytinburnu'nda oturma şartı koyduk. Sonra tercihe dönmek durumunda kaldık. Birkaç istisnai husus için. Bütün ilanlarımızda Zeytinburnu'nda oturma şartı var. Bu kariyer merkezi ne kayıt olmanın da tek şartı Zeytinburnu'nda oturmak. Ben İstanbul'un tamamına yardımcı olabilecek durumumuz yok. Bir ilçe için gerçekten iyi bir rakam. Kendiliğinden olmuyor. Bana gelen her iş adamına şartım bizim Zeytinburnu'ndaysa yatırımı, istihdamı buradan sağlayacaksın oluyor. Biz sürekli uğraşıyoruz. Derdimiz ne? Bir komşumuz daha evine rahat ekmek götürsün diye istiyoruz. Şimdi bu bizim gönüllü başlattığımız bir iştir. Ben belediye personel alırken de Zeytinburnu'nda oturanları alıyorum. Onun dışında keşke herkese yardımcı olabilsem, Cavide Hanım'a da, ama yok, mümkünatı yok. İnşallah olur. Sabır dememin sebebi şu, yani telefon konuşmasını burada söyledim. Sabır, buluruz inşallah, yani sana da buluruz inşallah diyorum aslında. Herkes için bunu söylüyorum, yani dilerim herkes gönlüne göre bir iş bulur. Ama bizim buradaki kariyer merkezinin işsizlik meselesini çözmemiz söz konusu değil. Zeytinburnu'nda hiç kimse işsiz kalmayacak demedim. Yani demiş olamam. Yani bu, bütün bu birikim, ben adayken de netice itibariyle aynı insandım. Bu bir iddiadır, iftiradır. O bakımdan bunu reddettiğimi söyleyeyim. Biz kariyer merkezinden bu arada son derece memnunuz. Tekrar söyleyeyim, hem bizim için canlı bir veri tabanı. Her aradığınızı her zaman bulamazsınız, aklınızda kalmaz. Orayı kendimiz için de bir veri tabanı olarak kullanıyoruz. Ayrıca gerçekten geçen gün iş bulmasına vesile olduğumuz arkadaşlarımızdan bir tanesinin nikahını kıydım mesela. Büyük mutluluk benim için. Başka bir özel sektörde. Çoğu zaman bu iletişim meselesi yüzünden hakikaten iş bulamıyor insanlar. Ayrıca orayı da geliştiriyoruz. Şimdi bir portal haline getireceğiz inşallah. Biz buraya emek vermeye devam edeceğiz. Fakat bir şey daha anlatmak istiyorum. Madem bu açıldı, tatmin olmazsanız sonra mikrofonu uzatacağım Cavide Hanım, ama özel konuşmuşuz, sen bilirsin. Ben her tür soruna cevap veririm. Vereceğim mikrofonu, söyleyeceğim ben sana. Şimdi bu iş bulma meselesi için uğraşıyorum ya, komşularımızın derdi bizim derdimizdir diye. Türkiye Triko Sanayicileri Derneği Başkanı geldi bana, dedi ki başkanım, bizim sektörde eleman açığımız var, eleman ihtiyacımız var. Biz sizinle bir proje yapmak istiyoruz. Ne yapacağız Sayın Başkan, dedi Mustafa Bey'e, kulakları çınlasın. Dedi ki ben makine vereceğim. Makinem var benim. Trisat olarak makinem var. Filan oturduk, çalıştık. Bir proje geliştirdik. Zeytinburnu Belediyesi çok iyi bir iş merkezinde, elverişli koşullarda, öyle diyeyim. Elverişli koşullarda çok pahalı bir yerde kiraladı orayı. Trisat makineleri koydu. Triko makinelerini koydu. 300 bin dolar civarında koyduğu makinelerin bedeli. İşkur yevmiyesini verecek, 20'yi bulması şartıyla, kursiyerin 20'yi bulması şartıyla. Halk eğitimde Triko hocasını verecek. Böyle çok yönlü Zeytinburnu Belediyesi, Trisat, İşkur ve halk eğitimde birlikte çok, yani hepimiz bir ucundan tutuyoruz tabiri caizse. Bir kurs açtık. Bu kurstan maksimum 3 ay. Kadınlara yönelik bu kurs. Maksimum 3 ay, ama hoca eğer yeterli görürse bir ay bitince hemen sigorta artı şeyle işe başlıyor. Hemen. Hazır yani. Defalarca ilan ettik. Değerli hemşehrilerim. Defalarca ilan ettik. Kurs açılamadı. İşkur'un şartı 20. 20'yi bulamadık. Şimdi galiba son şey 12 kişilik kursumuz devam ediyor. 12 kişiyi, 12 hemşehrimizi iş arayan, Zeytinburnu'nda oturan kadın hemşehrimizi işe yerleştirebilirsek memnun oluruz. Yani niye bunu anlatıyorum? Gerçekten biz herkes iş sahibi olsun diye uğraşıyoruz. Tekrar söyleyeyim, belediyenin
görevler arasında iş bulmak yok arkadaşlar. Yok yani, bunu böyle kabul etmeniz gerekiyor. Yönelik böyle kermes tarzı bayanların bir ticari amaçlı. Abdullah Aydın Bey 1973'ten beri burada oturuyormuş. Bunu söyledim aslında, genel bilgiyi verdim. Somut yerle ilgili sonra bir, çünkü ben bu görevde olsam da olmasam da buradayım ben, birbirimizin yüzüne bakacağız. Altından kalkamayacağımız bir şeyi, söylemiyorum. Zaten seçimde söylemedim. Burada da şimdi seçim geçim yok. Samimi konuşuyoruz. Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nun etrafı. Projeyle ilgili İdris Başkanım'la o gün her mahalle için proje çalışmaları yapıyoruz. Nuri Paşa için var mı? O demin söylediğim şey o. Onun gibi. Ada bazlı. Bize geldiğinizde nasıl bir şey öngörüldüğünü size veriyoruz biz. Yani o proje dediği o. Muhtarım. Yanlış anlaşılmasın. Yok. Biz şu bakımdan hazırız. Efendim biz şu ada şu ada birleştik, nasıl hemen veriyoruz onu, vereceğiz. Bu analiz dediğim şey o zaten. O bir veri tabanı. Hazırız biz anlamında söylüyor. Yani şöyle bir şey değil. Ya bir çalışalım ne yapalım. Hazır. Hazır. Şöyle düşünün. Diyelim ki herkes anlaştı ve yürüyor. Nereye gidecek Zeytinburnu'nun taslağı hazır. Bunun dışında bir şey yok. Mahalle mahalle çalıştığımız yok. Analizimiz hazır bizim. Geldiğinizde hazır, önerimiz hazır. Ama biraz bu dediğim gibi mimarlık, mühendislik işi konuşulabilir. Zafer Yılmaz Bey, buradan bilmiyorum, parklarda özellikle mahalle arasındaki küçük parklardaki güvenlik sorunu çözmek üzere etrafını çeviriyoruz. Hakikaten bunu burada yaptık, bari çok da yaptık, çok da iyi geri dönüşler aldık. Fen İşleri Müdürümüz burada mı? Arkadaşlar aydınlatmayı çözelim İdris Bey. Onu Ömer Bey iş bulamıyor meselesini söyledim aslında. Dediğim gibi Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizim de iş arayanlarında. Erdoğan Bey işsizlik en büyük sorun diyor. Evet doğru. İnşallah zaten pandemiden çıktık. Dünya biliyorsunuz büyük bir şeyde, Türkiye'de, ülkemizde bundan etkilendi ama hamdolsun yeniden toparlandık. Bizim umudumuz şu, bu topraklar bereketli topraklardır. Biz güçlü bir milletiz. Bu sıkıntıları da aşacağız. Şunu ama söylememe lütfen müsaade edin işsizlik meselesinde. Biraz önce söyledim. Gerçekten iş arayıp, gerçekten çalışma niyeti olup bulamayan çok az insan var. Aramızda birisi var, çalışmak istiyor falan. Çok az insan var, emin olun. Bir kısmı... Üniversite mezunlarını iş bulmak daha zor. Burada gelecek birazdan, gerçekten daha zor. Ama diyelim ki bazı hususlardan fedakarlık edilirse, kadınlarla ilgili anlattım. Defalarca mesaj attık biz. Bizdeki kayıtlı, kariyer merkezinde kayıtlı olup iş arayan kadın hemşehrilerimize, kadınlarımıza. Bir şekilde çalışan özel sektörde de iş buluyor aslında. Dericiler iş arıyor, tekstilciler iş arıyorlar. Ama bir taraftan da elbette işsizlik diye bir meselemiz var. Bunu da kabul ediyorum. Ayten Hanım burada söylediği şeyi Kaymakam Bey'in ve İlçe Emniyet Müdürü'nün huzurunda Aysel Hanım, affedersiniz yanlış Aysel olduğunu biliyorum ama öyle yazmış. Peki. Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürü'nün huzurunda da, huzur toplantısında da söylemişti. Orada söylediği için ben yeniden iletiriz demiyorum. Muhatapları oradaydı. Bu vesileyle bir sonraki şey de Nurettin Bey de karanlık meselesi. Benim üzerinde durduğum işlerden bir tanesi de Zeytinburnumuzun pırıl pırıl aydınlık olması meselesi. Bu da bildiğiniz gibi kanunen BEDAŞ'a verilmiş bir görev ama biz takip ediyoruz. Arızaları gidermeye çalışıyoruz. Her türlü önünü açmaya çalışıyoruz. Yine de bozulan, arızalı olan yerler var. Bunun için de çağrı merkezimiz 7-24 çağrılarımızı karşılıyor. Biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Mevcaddesi ile ilgili de karanlık diyor ama tamamen karanlık olmasına imkan yok. Az aydınlanıyor diyelim isterseniz. İlhan Bey, İlhan Kırmızıgül sizsiniz. Zeytinburnu'daki sosyal testleri Zeytinburnu Belediyesi işletiyor. Yani özelde değil. Zeytinburnu halkının, ben bütün çabam hakikaten Zeytinburnu halkının mutluluğu için çalışıyoruz. Sosyal tesislerimizi biz kendimiz işletiyoruz. Kendi arkadaşlarımız var orada. Doğrusu fiyatlar da muadillerine göre son derece ucuz. Hem Millet Bahçesi'nin ortasındaki o küçük sosyal tesisimiz, hem Berkat Kapı'daki tesisimiz
hemşehrilerimizin hizmetinde herhangi bir özelleştirme söz konusu değil. Kendimiz işletiyoruz. Belediyenin kendi şirketi işletiyor. Hayati Yavuz Bey, Sümer'den gelen başka bir hemşehrimiz. Keşke Sümer'deyken sorsaydı da cevaplasaydım. Bu da aslında bir özel mesele. Şimdi ben devraldığımda Kubbeli Cami'nin kaba inşaatı bitmişti. Sponsor yoktu ortada. Değerli hemşehrilerim, Hayati Bey açıktan sorduğu için benim de açıktan cevaplama hakkım doğdu. İnşaat kalmıştı yarım. Önce bodrum katının toparlanması için uğraştık. Sonra Zeytinburnu Belediyesi kaynaklarıyla ihaleye çıktık. Bütün minaresi, kaplaması dahil olmak üzere aşağıda bodrum katında yapılan şey zarar görmesin diye tamamladık. Benim sizinle konuştuğumuzu hatırlamıyorum zaten, hani birebir dernek başkanıyla da bunun dışında bir sözüm yok. Ben yarım kalmış bir camiyi tamamladım. Oradaki tamamlanmış yerler dernek kullanımında biliyorsunuz. Geriye sadece caminin içi kaldı. Eskiden bu yıkılan camide dahil olmak üzere Zeytin'deki bütün camileri cami dernekleri yapardı, cemaat yapardı. Caminin tamamı bitti. İçinin sıvası, kalem işleri ve mermerleri var. Ben Kubbeli Cami'nin değerli cemaatinin bunu tamamlayacağına inanıyorum. Burada gel cemaat gel. Bütün herkes cemaat. Şu anda da bir namaz kılacak yer var. O camiyi, hocam, na tamam camiyi ben kendi kaynaklarımla ihale edip yaptım. Allah senden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Bak, yok ben tatbir olmazsa mikrofon vereceğim. Soru cevaba dönmesin. Sen sorduğun ben cevabımı verdim. Dernek, orada bizim yapıp derneğe terk ettiğimiz yerler var biliyorsunuz. Biz karışmıyoruz. Geri kalanını dernek yapar. İnşallah Ramazan'a da yetişecek. Öyle haberler alıyorum. Umut ederim yetişir inşallah. Ahmet Dervişoğlu kardeşimiz, biz belediye başkanı aramıyoruz demiş. Ahmet Bey burada mı? Arkadaşımız nerede? Ayrıldı mı? Gitti mi? Yani şöyle, biz belediye başkanı aramıyoruz. Kim demiş onu bilmiyorum ama şöyle. Aranan personelle ilgili şey neyse hani onu demişlerdir. Yine de arkadaşımızın kırılmaması lazımdı. Arkadaşları uyaralım Mustafa Bey. Kim demişse ya da seni söyleyen bir şey varsa. Sonda da güzel bir espri yaptı. Bu espriye ben çok güldüm tabii. Bize reis lazım dedi. İnşallah dedim. Bahar Hanım'ın dullukla ilgili maaşına yardımcı olalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Kaymakamlık Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından veriliyor. Belediyemizle bir ilgisi yok. Sıkı şekil şartları var. Sami Bey irtibat numarasını alırsak biz yardım, danışmanlık anlamında yardımcı olalım. İlgili başka yardımcımız da komisyonda baksın inşallah. Demin de vardı soru. Yani ev kiraları hakikaten çok yüksek. Bunu ben de kabul ediyorum. Maalesef Zeytinburnu çok değerli bir yer. Bu Zeytinburnu için büyük bir avantaj. Kentsel dönüşüm için de büyük bir avantaj aslında, bildiğiniz gibi değerli olması. Çünkü değil, yani dönüşüm için bir değere ihtiyaç var. O yüzden de hatırlayınız, telsiz, beş telsiz, ticaret daha yoğun olduğu için daha çabuk dönüştü. Değerli olmak avantaj ama bir tarafıyla da kiraların yüksek olması dolayısıyla dezavantaja dönen yerler var. Bu tamamen özel sektör, yani kiralayanla kiracı arasında bir mesele. Fakat çoklu konaklamayı engellediğimizi söyleyelim. Söylüyoruz. Çoklu konaklama için lütfen emniyeti haberdar edin. Bunun dışında doğrusu söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Mustafa Koç, kentsel dönüşümü söylediğim özel bir not almamışım. Bilgisayar mühendisi olduğu ile ilgili de Hakan Koç notumuzu aldık. Dediğim gibi üniversite mezunları için iş bulmak daha zor. Emin ol. Çok tane çocuğum var. En büyük oğlum da işte diyor, bilgisayar mühendisliğini bitirdi ama iş bulamıyor. Yani emekli halimde ben 60 milyar para harcadım, onu okuttum, bu hale getirdim. Özel üniversitede mi okuttunuz? Yok, 60 milyar. Ama şeyde Düzce'de okudu, yani çocuğa devamlı para gönderdik, bilmem ne yaptı. Bu üniversite mezunu çocuğu olan, üniversite mezunu evladı olan her bir anne babanın problemi hakikaten. Ama ben sizin gibi anne babalara, ben de artık neredeyse birbirimize yakın sayılırız, şunu söylüyorum.
diyorum ki kocaman adam kendi derdine baksın. Yani anne baba, benim anne babam nerede çalıştığımı bile bilmezdi yani. Ama yeni çocuklar öyle diye anne babalar koşturuyorlar. Hepsini görüyorum. Çünkü anne ana yüreğidir, baba yüreğidir. İnşallah kendisi de bulur ama dediğim gibi üniversite mezunlarına iş bulmak daha zor. Ramazan Polat arkadaşımız ev kiraları ve hayat pahalılığı meselesinden bahsetti. Buna verilecek bir cevabım yok. Ama Aralık ayında yaşadığımız o krizli dönem biliyorsunuz. O rahatladı. İnşallah stabil bir döneme yeniden gireceğimize inanıyorum. Ben Cumhurbaşkanımıza güveniyorum değerli komşularım. Bunu çok açık bir biçimde söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Sorunlarımız olabilir. Bu sorunları yine Cumhurbaşkanımız çözecek. Biz çözeceğiz. Çünkü biz milletin kendisiyiz. Beraberiz. Biz milletiz zaten. Hep birlikteyiz. O bakımdan Allah memleketimizi her türlü kazadan, beladan ve sıkıntıdan korusun elbette ama biz birbirimize inanacağız, güveneceğiz. Bundan hiç tereddüdünüz olmasın. Serhat kardeşimiz futsal oynuyorduk dedi. Nerede arkadaşımız? Adile Mermerci okul yönetimine söylesin. Vallahi benim hiç haberim yok. Yani okul yönetimiyle ilgili bir mesele. Şerife Hanım iyi bir müteahhit bulamadık demiş. Dediğim gibi yani ablacığım. O tapusu olmayan belediyeye gelsin. Demin söyledim kentsel dönüşüm müdürlüğüne ama müteahhit ben bilmiyorum. Daha önce yıkıp yeniden yapılan bir komşuna sor filan bir şey diyemem yani. Bir yani elimizde bir güvenilir müteahhit ölçer metremiz yok. Olsa devlet ölçecek. Bu adam güvenilirdir %100 %100. Yok öyle bir metre yok yani. Allah hepimizin bizim işlerimiz için de söylüyorum. Allah hepimizin karşısına iyi insanlar çıkarsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Çok büyük bir duadır gerçekten. İnanamazsın yani. 65 evet. Burayla ilgili ama Enes Bey Şerif ablayla bir temas kursun. Tunç kardeşimize duası için teşekkür ediyorum. İdris kardeşimiz burada mı? İdris Tekbaş. Şimdi çırpıcıyı biraz sorduğun için detaylı girmemiz lazım. Önce şunu söyleyeyim, o afişleri ben asmadım. Ben böyle şeyler yapılmasından da haz etmiyorum. Ama astılar. Kimseyi engelleyecek durumumuz yok. Benim yaptığım şey şu, çok hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Çırpıcı'da özel sektör tarafından başlatılmış bir uygulama vardı. Evler yıkılmıştı. Fakat çok kötü anlaşmalar vardı. Yapılamayacak bir anlaşmaya gelmişti iş. Yeniden söz vermiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la beraber yeniden çalıştık. Herkese eşit metrekareye getirildi. Zeynameler düzenlendi. İmar planı yoktu. Çok hızlı geçiyorum. İmar planını yaptık. Önünü açtık. Senko başka bir firmaya, çünkü hak sahibi Senko, sözleşme onları devretmiş. O şimdi yıkılması gereken binaların tahliyesiyle uğraşıyor. Zeytinburnu Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle elinden gelenin tamamını yaptı. Önünde hiçbir engel yok. İnşallah tamamlanmış görmeyi ben de çok istiyorum çünkü biz de çok büyük emek verdik, onu söyleyeyim. Şimdi İdris Bey son soruymuş. Ben başka parmaklar görmüştüm. İkinci tur için mikrofonu vereceğim. Ben biraz da istirahat edeyim tabii. Hepinize teşekkür ediyorum. Dönüşümle ilgili sorunum vardı. Ben açmadım ama neden? Allah senden razı olsun. Yani Zeytinburnu için güzel çalışıyorsunuz. Kentsel sorunlarımızı da çözüyorsunuz. Hani kapınıza geldik, boş dönmedik. Bizim derdimiz hani camimiz var yani. Başka bir derdimiz yok. Ve bunu neden size aktardım? Belgrad Kapı'daki camiler toplantısında gene dile getirmiştik sizin başkan olacağınız seçim zamanında. Hatırladınız mı? Oraya toplandık hep beraber geldik. Ya orada söz al dedik sizden. Allah senden razı olsun. Gene epey bir namaz kılacak yerimiz oldu. Ama bayanlar geliyor, bayanlara yer yok. Evet. Yani durum bundan ibaret. Gene de çok sağ ol, Allah razı olsun. Allah başımıza eksik etmesin. Peki Hayati Bey, teşekkür ediyoruz. Önde hanımefendi.
Biz, Münevver Arslan, ben Zenden Dernek Başkan Yardımcısı üyelerindeyiz, Nuri Paşa. Az önce dediğimiz şeylerimiz, bir mahalleyle anlaşma, hani 5-9 gibi evlerimiz var ama hani anlaşamadık. Örneğin öyle bir durum olmuş olsa o evlerimiz nerede, vermek istediğiniz evler ve ne kadar fark isteniyor, bunu anladım ben. Farktan dolayı mı anlaşamadınız? Onu öğrenmek istiyorum. Başkan, siz dediniz de Karen Merkezi'nden şey geliyor mesaj. Ben 1,5 sene orası açıldığından beri benim kaydıma bir tane bile mesaj gelmedi. Ben bakabilirsiniz ona. Hatta geçen gün de gittim. Polat Çebi de biliyor. Ben şantiyede çalışırken Baldırınsız'ın yanında. Hatta ben engellere bütün alımlarını ben yaptırdım. Hani kardiyon merkezine bayağı bir yardımcı oldum. Biliyorsunuz. Anlatmışım size Zeynep'im. Ama kesinlikle öncesinde bana hiçbir mesaj gelmedi. Her seferinde gidip geliyorum. Geçen hafta da gittim. Bu hafta da gittim. Siz diyorsunuz ki iş bulmamak imkansız. Gerçekten de iş yok. Bakın Elder Mahalle, ben şantiyeden çıktığımdan beri temizliklere, günlük işlere şey yapıyorum. Ama ben düzenli bir iş istiyorum diye size söyledim. Size sabretmemiz gerektim ama sabrın sonu nereye kadar? Artık benim sabrım, diyecek gücüm kalmadı. Ev sahibi kapılara dayanıyor. Ne yapabilirim? Canan Hanım, şöyle yapalım. Başkanımız da söyledi, ben kariyer merkezi sorumlusuyum. Evet. Siz soruyu sorduktan sonra başkanımız cevaplarken ben sizin profilinize baktım. Evet. Yaklaşık 12 işle ilgili size SMS gönderdim. Hiçbirisi gelmedi. Ben telefonunuzu teyit edelim. Bakın, programdan sonra tekrar bakalım. Telefonunuzu geçen hafta geldim, geldiğini söylediler. Şöyle, ben kontrol ettiğimde yanlış olduğunu söylediler. Yaz sınırı olduğunu söylediler. Kesinlikle gelmedi. Bazı iş ilanlarında elbette var ama o yaş sınırımızı oluşturmuyoruz. Örneğin A firması bizden çaycı istiyor. Diyor ki 18-35 yaş arasında olsun diyor. Biz onu size gönderemiyoruz doğal olarak. Peki. Konu anlaşıldı. Programdan sonra Sayın Başkan, benim sorum ya da ricaim çok büyük. Ben biraz köy diline konuşacağım ama anlaşılacağım. Sizin ben de İmam Kaşgarlı'da doğu Türkiye'deyim. 25 sene oldu yaşıyorum. İsminiz ne efendim? İmam Kaşgarlı. İmam? Kaşgarlı. Evet, benim sorum ricaim çok büyük. Herkes. 4 tane sorum var, ricaim var. Benim size, bana söz verin. Cumhurbaşkanı'na bir görüşmek, ben de sanalımı söylemek bir şey varsa. Cumhurbaşkanı'na çok aşkım. Bu yönde görüşünü bildireyim. Sağlıya Rahmanlar vardı. Dün Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı zamanında seçimden önce bu yönde gördüm. Arkasından Arafat, Miraz, büyük bir hamurluk bir cemaate gidiyor. Dedim ki Cumhurbaşkanı yarın kazanacakları kazandı inşallah. Şeyler, başbakan zamanı. Cumhurbaşkanı zamanı da o zaman da böyle mağdur masana. Ne sırada aşkım? Yani İmam Kaşgarlı. Ben basın çalıştım. Sevgili abdullar, abiler, bir yakınınız başın tacı. Ben imam. 95 geldim Zeytinburnu'na. Ben Mısır mezunum. Medine mezunum. Bir de İstanbul'un üstün üstü mezunum. Biz için zaten sabah güzelini okudum. Peşine de ihtiyaç edin bizim olayım. Ben nasıl bir yazsam kitap tutar. Şu büyükler benim başımın tacıdır. Güzel nur, şöyle genç, bizim nurudur. Biz elhamdülillah çok büyük, acayip büyük bir nimet içindeyiz dediğimiz. Elhamdülillah. Bu da gayet doğru. Farkındayım. Evet, sıkıntı yok, bir insan yok. Ben sizinle çok iyi anlıyorum. Cumhurbaşkanımı çok iyi anlıyorum. Biz zaten pazar günü şeyiz. Kongre mevkisindeyiz o. Ben aşkım sizin ikinizine sonsuz severim. Çünkü siz ben çünkü bu alt davanın ilk sevdasıyım. Yılmaz hocamız bize uzun senede yaşıyoruz. Üçüncü sınıfı. Benim için bu 2023 ki bu seçilmesini vurdu. Bu soru konusu değil mi? Ama dedim ya, benim sorum çok büyük bir soru rica ederim. Herkes, Türkiye'deki 81 milyon halkın sevdayım. Türkiye'sin yurt dışındaki bütün dünyadaki ümmet İslamiye 2023'lük seçimde herkes, ben aklım başıma almam lazım, herkes bir daha düşünmesi lazım. Benim için bütün Doğu Türkistan'ı, 40 milyon Doğu Türkistan muhacir, herkes, selam var, Cumhurbaşkanı selam var ve herkes inşallah tek millet, tek bayrak, tek vatan, inşallah hepimiz inşallah 2023'lük seçime hazırız inşallah. Benim için özellikle bu selamın ne?
ismini unutmayın. Bu söz verin. Yılmaz başkanımız burada. İmam kardeşim size direktör falan söyledi yani. Bu da sizin daha sonra soracağım size. İnşallah unutmasınız. Ama ölürsek değil mi? Allah'ın razı olsun. Biz şükretmemiz lazım inşallah Rabbim. Herkesin önemli iş. Herkesin inşallah salam meçilik. Bütün büyüklüğümüzü uzun ömürler, hasiyet sağlık. Salam etmeyiniz inşallah. Bir de sizi başınız eksikleri misin inşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Yok. İstanbul'dan. Gerek yok abi, cevap yok çünkü. Bir sorum, şikayetim yok. Sadece teşekkür etmek istedim. Abi hiç uzatmayacağım. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Deprem olmasa nereye satılacağımız için gelin. Yani herkese bir şey. Ama emin altında bir sınav var mı? Yok. Onun için size diyeceğim yapılan her şeyden adına şey. Sayın Başkanım, bu ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah uzun yıllar başınızda sizi görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Yakasında bir kimlik kartı ve isim vardır. Eğer herhangi bir arkadaşımızın size nahoş davrandığını ya da istemediğiniz bir cevabı verdiğini düşünüyorsanız o ismi not alın ve lütfen 444-1984 numaralı çağrı merkezine, çözüm merkezine bildirin. Mutlaka gereği yapılacaktır. Emre Ahmet Bey'in konusunda aklımda kalmıştı. Onu da söylemiş olayım. Buyurun başkanım. Samimi olmak lazım, gerçeği teslim etmemiz lazım ama bu vesileyle çok hızlıca bizim yaz spor okulu ve kış spor okullarımızdan bahsetmek istiyorum. Hani hiç bir şey anlatmadım ya, biraz da bir şey anlatayım. Şu anda kendi tesislerimiz, Zeytinburnu'ndaki okullarımızla birlikte 2000'e yakın çocuğumuz hafta sonları kış spor okullarına gidiyorlar. 9 branşta. Önümüzdeki dönem inşallah buz pistiyle beraber 10. branşı ekleyeceğiz. İzcilik bitecek, 11. branşı ekleyeceğiz. Velhasıl Zeytinburnu'nda sporu yaygınlaştırmak üzere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu dönem bunun için bir büyük atak dönemi olduğu olacak. Kubbeli Camii ile ilgili selam, sevgi, saygı, hürmet abi sorun yok. Ben burada söylediğim yerleri de söylüyorum. Baş başa da söylüyorum. Kubbeli Cami bitti say. Yani imkanımız olursa belki hallederiz, belli olmaz ama bak söz değil ha. Bazen bana diyorlar ki başkanım bakarız der misin? Diyemem diyorum. Konyalı'ya geldi bak, Konyalı'ya geleceğim, Eşiktepe'de konuşacağız. Velhasıl kubbeli de inşallah bitmiş sayılır. İmam Kul abimize, İmam Kaşgarlı abimize çok teşekkür ediyorum. Allah bütün dualarını kabul etsin. Cumhurbaşkanımıza selamını iletmek konusunda şöyle bir şeyle anlaşabilir miyiz? Onu belli zaten, çok belli. Eyvallah. Eyvallah. Şöyle bir anlaşabilir miyiz? Zeytinburnu'ndaki hemşehrilerimin size selam ve saygıları dersem kabul olur mu? Yok hocam, olmaz. Ha imam. Ya ama onu unutmazsam diye söz versem olur mu ya? Bak söz işi vebal iştir ya. İmam abi ya. Ya zaten 2 dakikada 100 tane kelimeyi sıkıştırmaya çalışıyoruz bir derdimiz olunca. O bakımdan bütün dualarınızı Allah kabul etsin. Katılıyorum söylediklerinize. Ama sorduğunuz için söyleyeyim. Bu bir teknik toplantı aslında. Siyasi bir toplantı değil ama herkesin mikrofon alıp dilek ve temennilerini iletmek hakkı var. Gülistan Hanım'la biraz önce vedalaştık. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum. Hilmi abi toplanma yeri dedi. O da başka bir başlık. Şimdi bizim 15 Temmuz meydanı dahil olmak üzere bunların hepsi toplanma alanı. Bu toplanma alanlarına sadece geçtiğimiz Kasım ayında 100 bin metrekare yeni toplanma alanı ilave ettik. Zeytinburnu Millet Bahçesi, Marmaray Çevre Düzenlemesi ve Marmaray Zübeyde Hanım Parkı. Muhtarımız biliyor çünkü onlar AFAD'la ilgili hazırlıkta görev alıyorlar. Önümüzdeki günlerde stikerler gelecek. Her bir binanın nerede toplanacağı belli. Zeytinburnu standardın üzerine çıktı hamdolsun. Bir toplanma yeri derdimiz yok. Allah
bu güzel memleketimizi her türlü afetten bizi korusun. Seni de başımızdan eksik etmesin. Esta baş yok, birlikte çalışıyoruz, birlikte yürüyoruz, birlikte yapıyoruz, beraberiz. Öyle baş meselesini kabul etmiyorum. Biz size hizmet etmek üzere bize yetki verdiniz. Bütün kadromuzla beraber, teşkilatımızla, bütün yönetim kademelerimizle, meclis üyelerimizle beraber her bir hemşehrimizi, komşumuzu daha memnun etmek üzere çalışıyoruz. Peki, ben her yerde söylüyorum. Şehirler canlı organizmalar, biz de insanlar olarak hayat yaşıyoruz. Problemsiz yer cennettir. Yani problem olmayan yer tarifi, cennet tarifi. Bu dünyada cennet yok. Ben Zeytinburnu'nu çok seviyorum. Bu Zeytinburnu'nda hiçbir problem olmadığı anlamına gelmez. Tabii ki günlük gülistanlık değil. Bütün problemlerinin farkındayız. Ama tıpkı yola çıktığımızda söylediğimiz gibi bizimle ilgili olanları çözmek üzere çalışıyoruz. İmkanlarımız ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde başka kurumlarla ilgili de sürekli kapıları aşındırıyoruz. Buna emniyet meselesi, güvenlik meselesi dahil. Kameraları yapıyoruz. İnsanlarımız daha güvenli hale geliyor. Benim görevim değil, bizim görevimiz değil ama niye? Burası bizim evimiz, yuvamız, memleketimiz. Buradaki insanlar daha çok huzurlu olsun. Emniyet müdürlüğüne araç tahsis ediyoruz, yakıt veriyoruz. Yeni emniyet müdürlüğünün binasını yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı ile birlikte bütün bunların tamamı buradaki hayat standardını, mutluluğu daha yukarıya çıkarmak için. O bakımdan biz büyük bir ülkeyiz, güzel bir memleketiz. Karamsarlığa yer yok. Büyük bir salgın atlattık. Bu bütün dünyayı etkiledi, burayı da etkiledi. Hiç kuşkunuz olmasın. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hepinize beni ilgiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ya bir soruyu atlamışım. Çok teşekkür ederim. Rezerv konutlar dedi. Çok kıymetli bir soru. Millet Bahçesi'nin finansmanını karşılamak üzere bir kısmına pahalı konutlar yapılacaktı. Bunu engelledik ve rezerv konut yaptırdık. Orada 260'ın üstünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konutu var. Karşılığında arsa kalması kaydıyla Zeytinburnu'nda bir yerin dönüşümü için kullanacağız. Ocak ayı sonuna kadar Veli Efendi Mahallesi'ne süre verdik. Çünkü onlar çok sık gelip gidiyorlardı ve o bölgede yeni hiçbir bina yok. Ondan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeni bir yer belirleyeceğiz ama daire bazlı takas mümkün değil çünkü geride arsanın kalması lazım. Yeni yer seçilince muhataplarıyla konuşacağız yeniden. İşin özü o. Takas nasıl yapılıyor onu söyleyeyim. Mutlaka arsa kalması lazım dedim. Değer esaslı takas yapılıyor. Mevcut daire, size ait olan dairenin değeri ne kadar? Yapılan dairelerin değeri ne kadar? O fark kadar. Bu fark mevcut daireyle yeni dairenin değeri arasındaki kadar çok farklılık arz ediyor. Dolayısıyla genel bir rakam verme imkanı yok. Ama Veli Efendi de her bir eve karşılık o evi kaça saydığımızı, önerdiğimiz dairenin kaç lira olduğunu her bir daire sahibine anlattık. Yani gelenlere anlattık daha doğrusu. Ocak ayı sonuna kadar süreleri var. Ondan sonra bu yerin dönüşümü için başka bir yer çalışacağız. Daireler Bakanlığı'nın elde edilecek arsada bakanlığın haline gelecek. Ben Zeytinburnu'nda birkaç evi daha dayanıklı hale getirmek için çalışıyorum. Bu da bizim kendi kendimize açtığımız bir vazife. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.